Cyber'a yapmışlar. Full Cyber'a yapmışlar. Ne o Macau, bakayım Macau'cum. Hangi süper gücü isterdin? Ha oğlum bak güzel. Güzel oğlum. Hangisini istermişim? 32. Hadi Başlat. bakalım. Hasar alsam bile yaralanmamak. Zihin kontrolü. Abi şöyle düşün. WWE mi? Yoksa Abi şöyle bir şey olurdu şimdi. Survivor'da Bak şimdi şöyle bir şey olurdu. Zihin kontrolünde kafayı yersin bir yerden sonra. Herkesin zihnini kontrol etmeye çalış 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 herkes. Tüm o zaman çevredekiler senin zihninde, senin hareketinde, senin şeyinde olurdu. O da sarmazdı beni be. bence de sol. Bence sol Net. yani. İnsanüstü güç mü? Hızlı koşma mı? Hi, my name Yok, is hızlı Barry Allen. koşma. I'm facing a... Abicim şimdi bak şöyle bir şey var. İnsanüstü güç de hızlı koşmaya dahil değil midir? Şöyle düşün abi, hızlı koşarsan zaten yani doğayı da artık bükebiliyorsun ya aslında. İnsanüstü gücün oluyor. İşte insanüstü gücün olunca da hızlı koşuyorsun aslında. Şimdi Superman'i düşün mesela. Hayır İnsanüstü ama. güçlerin hepsine Hayır. Hayır. hakim. O Power güç olarak. bayağı kas gücü yani. Aynen bu Fiziksel yani güç. her şeyi kaldırabiliyorsun gibi. Kas gücü Oğlum yani. mal mısınız? Hızlı koşma da kas gücüne bağlı bir şey değil mi ya? Bacak Ya kasının gücüne bağlı abicim. Ya onda ama o da... süper gücün direkt hızlı koşmak yani. Hayır Onun bak, bu altında şey yok. mantıkla gidersen o zaman en kaslı insanlar da en hızlı koşan olması lazım. Öyle mi? Hayır. He doğru dedi. Kız Bakalım mı izliyor lan olası bir sen böyle sonuç zekileştin anlık makam? var. Makav. Gerçekten aylardır gelip top lane'imde 0-10 oynuyorsun. Şu an mı aklını kullanasın Şunu biraz amına koyayım LoL de yap ya şunu. geldi? Anasını siktim Bir oyununda. tasam Her atmayı dakika düşün bak. mesela. Arkadaşlar bir oyuna giriyoruz. Böyle 18. 16. dakikada. Aa ananı sikip kulem gitti ya. Ya her seferinde mi olur ya? Adam bir de kulem gitti dedi. Birinciyi söylemiyor. İkinciyi alıyor adam. İkinciyi alıyor bizi o zaman baktırıyor adama diyor. İkinciye girdiğinde kulem gitti diyor ya. Her oyun ya. Neyse. Abicim hiçbir yere koşamam ben. Üşenirim, sikerim. Oraya buraya koşturacaksın sonra amına koyayım. Kurye gibi kullanacaklar dünyada beni. Tüm firmalar şeyler. Tabi lan bu dert olur oğlum ondan sonra ya. Hızlı koşma gücüm var, kuryelik yapıyor. Vallahi diyorum bu O çok siktir, sıkıntı olur. manyak para yaparsın oğlum. Oğlum öbüründe Oğlum de ev taşırsın olur. mal. Ev taşımakta daha fazla para var. Aa Ama doğru. yavaş yavaş taşıyacaksın. Yok yine birazcık hızlı taşırsın. Oğlum ev taşımak diye bir meslek mi var amına koyayım? Oğlum Mal. taşımacılık var ya lan. Taşımacı. Ha o öyle bir ev Senin 3 taşımacı. sene sonra olacak. Ev taşımak diye meslek mi var diyor. Senin 3-4 sene ortalama nakliye firması. Öyle bağır bağır maçlara gel, okulunu okuma. Her maçta bağır tamam, BBL BBL. Her maçta gel bağır. 5 sene sonra göreceğim seni. Ya bilemedim ki. Zamanında Flash olmayı çok istiyordum. Hatta DC Universe oyunu oynuyordum ben. Süper kahraman oyunu. MMO aynı zamanda. Onda mesela gücüm uçmaktı. Ne alaka anlattım bunu ben de bilmiyorum ama ne yapayım. Hızlı koşma değilmiş evet. İnsanüstü güç o zaman güç diyorum ya ben direkt. Hadi go. Boş seçim. Yeniden dirilebilmek telekinezi. Hastiktir. Telekinezi çok epik değil mi ama? Kemal abi biliyor mu acaba? Ya öldü o, öldü o, öldü o, öldü o, öldü o, öldü o, sarmaz. Bir yerden sonra Enes. sarmaz. Bu benim averaj LoL oyunum Efendim? zaten. Buldum aradım video. Bu bir yerden sonra sarmaz abi. Telekinezi bence. Net. Yani hiç ölmemek isteyen var mı aranızda? Chat. Yo bir de ölüyorsun, doğuyorsun bir daha. Ölmemek de Bitmiyor o değil. da yani. Bir zebani yüzü görüyorsun yani. Sarmaz abi Ben hep ya. beraber Direkt diğer. ölmeyeceksek istemezdim. Nasıl yani canım? Ne? Yani hep beraber ölmeyeceksek Beraber mi? isterdim. Aynen hep beraber. Ha, tek He, kalmayacaksan. anladım. Ama yani işte Sürekli o... yeni insanlarla mı tanışacağım? Hep Evet işte hiç ölmeyeceksen. insanlar böyle hep değişik hiç sarmaz. Hiç beni sarmaz. Bir yerde Ama her sıkılırsın abi. birinden farklı bir şey öğreniyorsun Kemal, öyle düşün. Sağ ol. Eyvallah. Bir Öğrendim. noktadan sonra bilgi gücün de ananı sikim senin. Bunu kitap okursan da bunu Aynen yapabiliyorsun cahil Ali. kanka.
Görünmezlik mi, küçülebilmek mi? Aleko. Aleko. Ali abi de ikisi de var. Ali'de görmemezlik var, görmemezlik. Geçen böyle üst kattayız şeyde, mekanda. Çakalla böyle sarıldılar marıldılar, bir şey oldu böyle, Özbey geldi sarıldılar marıldılar. Bana Ali geldi şöyle yaptı. Bunlar kim? Ha bir de yanımızda amına koyayım, onu da görmüyor. Ya bunlar kimi de durdular. Öyle. Ya bir şey diyeceğim arkadaşlar, klapta niye siyah giyiyorsunuz? Zaten karanlık amına koyayım. Sen güneş klapta gözlük klapta aynalı güneş gözlüğü takıyorsun amına koyayım. Ona kimse bir şey demesin. İnsanların evet. Klaptaki giyinişine mi laf edeceğim burada? Kanka herkes siyah giymesin ama yani. Allah Allah. Küçülebilmeyi hiç istemezdim. Görünmezlik isteyebilirdim. Görünmezlik sarabilirdi. Görünmez yani. Olup ne yapacağım mesela? Görünmez olup zaten öyle bir şey ahlan. Mesela böyle birileri bir şey konuşurken benle ilgili mesela git beyler görüşürüz hadi kendinize çok iyi bakın dedim. Kalktım. Görünmez bir şekilde gelirim dinlerim. Arkamdan bir şey diyecekmiş şerefsizler diye. Abi küçülürsen bir de görmezler. Küçülürsen biri ezerse yarrağıydık boşu bu. Hani bu nasıl süper güç amına koyayım ya? Küçülebilmek. Niye çok kötü Ali oğlum. Her gün eziliyor mu? O kadar değil. Ali kadar da değil. Düşün yani. Ali'den de küçüğü düşün. Ama Ant-Man gibi düşün abi bak. Adamın tamam yakasını işte. Sıkışır. Ali kendini ezdirmiyor. Ali'yi ezmeye çalışıyorsa ama kendini ezdirmiyor. Onda da öyle bir huyu var mesela. Onun süper gücü de olmuş artık. Anayını zavradını sikerim falan diyor. Susuyorsun anladın mı? Bıçak falan çekiyor. Susuyorsun yani. Görünmezlik ya. Küçüleceğim. Karınca kafa tutacak bana. Amını sikerim. Beni bak deli ettin içinde ha. Sen büyüyüp ezersin sonra bir daha küçülürsün. Abicim büyük kalayım onun yerine. Oy, tüm hava yollarını kontrol edebilme hava yollarını abi. Şey, aynen. Aynen. Hava yolları hayır. Hava yolları yönetici olarak. Neyine yükseldin? Hava yolları. O bana çok güzel geldi ya. Tüm hava yolları bana ait. Düşünsene. Tüm hava yolları, Qatar Airways. Hepsi bana ait. Anadolu. Pegasus. Dur daha sayma dur. Kuşlar. Onur Eyi. Onlarınki de hava yolu oğlum. Hayır lan bildiğin kuş, gerçek kuşlar. Onlar hava yolundan mı abi? Ben uçmak derim herhalde ya. Bu arada hava olaylarını kontrol ediyorsan kendini uçurtabilirsin ki mantıken. Altında hava mı yaparsın? Ha. Ama o zaman uç. Ya, sürekli yazdım. İnsanlar öyle ki Ali'cim. İnsanlar öyle ki. Hani bu uçmuyor amına koyayım. Havayı kontrol ediyor ondan yap. Öyle de. Ya uçuyorum desen şöyle altından rüzgar çıkarsan yukarı uçmuyorsun ki amına koyayım derler anladın mı? Bir havası olmaz yani onun. Ama uçsan ya uçmak çok iyi oğlum ya. İnşallah içeride uçarız böyle jet. İleride uçarız. Jetpacklerimiz bilmem ne. İleride. Ben niye bugün böyle kelimeleri şeyleri yerlerini karıştırıyorum harflerin ya. Sen içeri gel gireceğimizi. İçeride uçarsın abi. Her uçmak türlü. Dedim. Sen bir içeri gir, sonrasını hallederiz. Ali'nin hayali arkadaşlar. Allah rızası için. Olur da bir gün Alaaddin'le falan hani bir şey ovalarsınız falan filan. Bunu Ali için lütfen. Ya ben sol. Ney? Benim. Çok isterdim. Oğlum hayvanlarla konuşabilmek de çok iyi. Dur bakayım. Dev olmak ne? Değil. Ben anladım. Bence sol ya. İnanılmaz böyle epik gücün var gibi. Soldaki anladım, çok iyi ya. Oğlum. Tüm böyle abi filleri falan çağırabiliyor. Abi biraz kırıcı olabilir ya. Mesela mama koyuyorsun. Senin koyacağın mamayı sikeyim diyor içinden. İster misin bunu duymayı? E tamam sen de başka mama alırsın işte. En azından beğendiğin mamayı öğrenirsin. Şeyi düşün. Hayvanat bahçesine gittin. Oradaki aslan sana orospu çocuğu dedi. Dövemiyorsun. Oğlum manyak mısın? Böyle yani. Mantık mı var Ali ya? Dedi kanka orospu çocuğu dedi. Ben de alındım mesela. Dövesim var. Ama dövemem aslanla bir vevre çıkamam. Gelirim ne derim biliyor musun? Şöyle eğilirim. Kafesteki derim sensin aslanım ben değilim derim. Tamam Afrika'da şeye gittin. Tamam, o da gelir bana derse niye sen de dünya içinde bir kafeste değil misin? Ananı sikeyim üzülürüm eve giderim ağlarım. Allah'ım beni bu dünyaya neden hapsettin ki derim. Öyle bir tribe de girebilirim yani. Hayvanlarla konuşabilmek diyorum buna next. Oyunların içine girebilme. Sağ ol.
Ateşi kontrol etme. Sağ ol. İkisini de almayayım. Bas. Hadi oyun bence, diyelim yani. Twitch'teyiz. Hangi oyunun içine girerdin? Ateş oğlum, manyak mısın sen? Net ateş abi. Hangi oyunun içine girerdim? Şu Ali bir tane oyun oynuyordu ya. Twitch'te oynanmıyor. Entailer sayılmaz. Şey mi? Twitch'te oynanmıyor. House bir şey parti. House party. Onun makarası. Adını mı söylemiyoruz? Makarası biraz bilmiyorum. Söyledik artık. Yani sen hani FIFA falan diyen var amına koyayım. Niye FIFA'nın içine gireyim? Futbolcu olmak mesela. Messi'yle yan yana. Ya bu kadar da fanatik olmayın amına koyayım ya. Allah Allah. Kan bence ateş oyun var diyelim ben. Ateş. Ateş abi, korkucu oğlum ya. İnsanlar senden çok çekinir oğlum. Ateşsin, düşünsene. Sen lan de ateş, insanları ateş yakmak olarak düşünürsen abi, evet, kontrol edebiliyorsun yani. Kontrol dışarıdan sende. Dışarıdan böyle yürümüyorsun kanka. Böyle bir elinde yürebilirsin. Ama yapmıyorsun. Hastiktir. Bir yerde mesela bir şey, yangın çıkmak mesela şöyle üzereymiş. Düşün. He. Sen de pardon, birden yangını söndürüyor mu? Çok havalı olmaz mıydı? Oğlum sen aptal mısın? Ateş gücü sensin zaten. Yangını söndürüyorsun ne ya? Söndürebilir. Tamam işte kontrol sana ait. Söndürdün. Söndürebilirsin aynen öyle. Evet. Mantıken. Bakın oğlum sen bugün iki oldu ha falan. Oğlum diyor, siz mal mısınız? Ateş ateşi söndürülür mü? Ateşi kontrol etme diyor. Ateşi yok etmek kontrol, diye bir şey başka bir element olur. Ediyor. Suyu kontrol anlıyor, etsen ateşi söndürebilirsin. Havayı kontrol etsen ateş söndürebilirsin. Ama ateşi kontrol ederek ateş söndüremezsin abicim. Sen enerji korunumu yasasından bahsediyorsun abi. Aynen öyle dostum. İkimiz de Celal Hoca'yı tamam dinliyoruz. Kemal ben senin daha hoşuna gidecek bir şekilde ateşi suya anladım, atarsın. Tabudayız. Kemal ateşi tabudayız. Ateşi suya. Evet. Kızlar geldi. Pardon, çakmağınız var mı dedi. Parmağın ucuyla yaktın ateşi. Yangınları söndürürüz dedi. İkna olmadı. O bence diğer dünyada iş yapardı ya. Şekil değiştirmek mi? Mistik şeyleri görebilmek. Tövbe tövbe tövbe. Bu benden uzak dursun. Bu benden uzak dursun. Direkt şekil değiştirmek derim. Direkt sanki şekil değiştirmek derim. Direkt mistik şekil değiştirmek derim. Yayını başlata basarım. Hop. Tuğkan Gönültaş kendine misyon kanalına. Ya XQC'yi fazladan bütçe aldık. XQC'yi içeri gidip geliyor. XQC oturuyor koltukta. Tabii. Sadece hiç sarmazdı kanka. Kafayı yerdim. Katman Medya'ya giderdim. Bura artık BBL'in. Gugucum BBL'e gidebilirsin diye. Giderim Gugu'yla konuşurum. Derim ki artık Kemal'in ekiptesin dostum. RT olup KK'ya oy. Dostum yok. Onu sen yap. O şakayı sen yap ama ben şimdi halka mal olmuş bir insanım ya. Bunu bir şaka olarak yapsam bile yarın bana Cimer falan gelebiliyor. Sen yap. Chat okey ama saygı sınırlarını aşmadık. Boyutlar arası yolculuk hiç sarmaz kesin ya. Kesin manyak mısın? Kesin sarmaz. Sağdaki. Ben kendini geliyorum, klonlayabilme. Ya boyutlar arası yolculuğu yapacaksın Ali. Bir geleceksin amına koyayım. Kimse inanmayacak. E hadi ne işe yaradı? Gideceksin kanka. Gezeceksin buraya bir geleceksin. Yine AKP kazanmış mı? Diğer yerde CHP ikide. Sikiyim amına koyayım. Diğerlerinin hepsine gidiyorsun. Tüm ihtimallerde yine AKP kazanmış. Ne yaparsın? Yarrağı yedik amına. Salak. Kanka soldaki niye yemez biliyor musun? Niye? Şey izledin mi? Hugh Jackman'la Christian Bale'ın filmi vardı. Sihirbazlık. Neydi? Prestige. Aynen. Orada adam kendini klonluyordu. Sonra adam onun yerine geçmesin diye öldürmesi gerekiyordu. Evet. Senin yerine geçmesi gibi bir klonun çünkü. Seninle aynı şeyi biliyor. Klonun mu beni öldürüyor? Öldürebilir. O da benim. Öldürsün amına koyayım. Abi evet bu arada. Orada mesela bir süre sonra paranoya başlar. O zaman abi sen Interstellar'ı izledin mi? Spoiler edildi arkadaşlar. 40 yıllık O zaman abi, burada da gittin, yaşlandın, ondan sonra kızın senden daha büyük, boyutlar arası yolculuk yaptın, geri geldin. Ne güzel. İkiz diğer arkadaşlar. Diğer güzel oğlum, boyutlar arası yol. Bana her türlü güzel geliyor ya. Ne güzel oğlum, olsun, büyümüş derim. Ne güzel büyümüş derim. Maşallah derim. Bence de. Boyutlar arası yani. Ben de boyutlar arası diyorum ya. Interstellar ne amına koyayım ayrıca harbiden ya. İstediğin hayal simülasyonunu oluşturabilme ve içine girebilme, suyu kontrol etme. Of, suyu kontrol etme. Şimdi işte yangınları söndürebiliriz. Peki bunun içinde mesela şey var mı ya, suyu kontrol etmede? Aquaman gibi mi gözükeceğim? Neydi bu herifin adı?
Daron Malakyan. Yok neydi lan? Daron Malakyan kim ya? Jason Momoa. Heh, Jason Momoa. Onun gibi de gözükeceğim mi yani? Abi zaten kılık değiştirme aldın ya. Düşünsene suyu kontrol ediyorum, Eray gibi gözüküyorum falan. Hiç. Bu ne toplama bilgisayar? Havası olmaz. Tuğhan gibi mesela. Abi zaten aldın ya. Mesela yani. Bu ne? İstediğin hayat simülasyonu oluşturabilme ve içine girebilme. Bak Matrix. Bunda var ya. Oluştur. Kuralları kendin koy. İçeride bir dünya, yeni bir dünya başlasın falan. Bu sarar ha chat. Bu yemin ediyorum sarar bak. İşte o zaman tamam. Akıbet. Peki bir soru soracağım. Ateşle evet. Su yan yana gelseydi hangisini seçerdin? Kontrol etme. Ateş ya da suyu seçeceğim. İki seçeneğim mi var? Hı hı. Su. Niye? Ateşten daha güçlü bir element. Neye dayanarak ama? Ateşi yeniyor. Ya tam da her element diğerine karşı güçlü bu. Tamam, ateşli su dedin sen. Ben de suyu seçtim daha güçlü diye. Ateşi söndürebilir. Tamam, birisi toprak olsa seni sikiyor o zaman. Onun gelsin toprak beni siksin o zaman hadi. Onu çamur alabula yaparım amına kodum toprağını. Gelsin toprak gücü siksin sikebiliyorsa. Tamam, buradan ben de söylüyorum. Tamam mı? Aşık duyurumdur. Bir gün benim su gücüm olursa. Ama biri gelir toprak gücü olur yarın bir gün. Gelip karşıma seni sikeceğim demesin ha. Ben de su gücü olursam diyorum bak. Bir gün su olursa diyorum. Arkadaşlar 4 ana element var. Ateş, su, hava, toprak. Zamanı hatta durdurmak mı? Her şeyin içinden geçebilmek mi? Zamanı durdurmak ya. Her şeyin içinden geçebilmek. Zaman bu arada ya. Yani şöyle ya. Düşün. Şöyle yani düşün. Yani 27 yaşındayım. Durdurum. Bugüne kadar her şeyin içinden geçtim ama bir boka yaradığına düşünmüyorum. Zamanı durdurmayı seçiyorum ben. Durdur, başlat. İstediğin yerde istediğin hatayı düzenle. Anladın mı? Okey yani. Bence daha... Abi, GIF'e de baksana. Anlamı farklı çünkü gücün. Oğlum GIF'e baktığımda bile lose almış bir adam görüyorum ya. Burada da win almış bir adam var. O zaman aslında let's go. Zamanı sikiyor. Bitti abi. Büyü yeteneği. Malafiz mi olmak istersen Ali'cim? Yoksa her şeyi ekleyebilme mi? Yoksa Matrix mi? Kanka yani soldaki yetenek olarak da büyü yeteneği. Niye hiç bir filmi doğru bilmiyorsun amına koyayım? Abi Malefiz. Salak bir filmleri bilmiyor, beni uyarıyor sol. Matrix bu diyor. Soldaki oğlum Malafiz. Malafiz. Abi eyle Kemal abi. Malafiz. Hayır Male. Miafiz. Eyi yazdım. Push the talk. Push the talk. Her şeyi ekleyebilme beni sarmadı. Bence büyü yeteneği oğlum. Büyü yeteneği ya. Aynen. Büyü yeteneği yani. Word bir... Word bir savaş değil bence bu şu an. Watch Dogs muydu? Neydi oyunun ismi? Sınırsız para mı? Süper zeka olmak mı? Oğlum ikisi de var ananı sikeyim ya. Hangisini seçeyim şimdi? Şey diyeceğim. Sınırsız parayı alırsan zaten süper zeka olan biri senin için çalışır. Kesinlikle doğru bir mantık. Ama sınırsız parayı alırsan bir de malın önde gideniysen kayısı gibi. Sınırsız param var kanka. Para ya harbiden ya. Sınırsız param var, var beyni... ama maka olsun. Ya. Tamam. Sınırsız param var ama mafiksin. Hiç sarmaz. Hiç sarmaz. Hep baba yatırıyorsun değil mi sadece evde? Hep baba yatırıyorum. Sadece hiç babadan dışarı. Başka bir. Hep baba. Gold satışınız var mı acaba? Yok galiba sınırsız para ya. Ya süper zeka olursan da sınırsız paran olur mu? Olmayabilir abi işte. Hayır olmaz. Olmaz. Abi. Aksine genius böyle deha adamlar daha parayı marayı önemsemiyor yani. Bu kara ölürsün. Genelde genius adamları sikiyorlar. Öyle de demeyelim de Macao mu? Hani şimdi belli abi, bir kesime de direkt şey göndermeyelim de. Genius adamları ya. Kim sikiyor ya? Abi iş adamları büyük sikiyor. He. Büyük oyun mu? Kulis bilgisi amına koyayım. Bir de sessiz söylüyor ya. Hiç yaşlanmamak mı? Rüyaları kontrol edebilme mi? Siz rüyalarınızı kontrol edemiyor musunuz? Zaten ben bunu yapıyorum. Benim hastalığım bunun üstüne. Tüple yatıyorum amına koyduğumun yerinde şunu yapmayayım diye. Ben rüya görmüyorum. Yani bana hiç uymadı, anladın mı bu? Hiç uymadı abi bana. Direkt seç geç. Piçim fişini çektim geçen. Ya Ali senin ben belanı sikeyim harbiden ya. Arkadaşlar bu yavşak ben... Makineyle atıyorum ya, makine mi fişini çekmiş amına koyayım, iPhone'la şarja takmış ya.
Ya benim hayatım iPhone'dan amına koyayım değersiz mi ya? Siktimin telefonu az daha kızlarla mesajlaşacak diye. Geldi bir saat sonra kanka fişi sen mi aldın diye. Nefes nefeseyim nefes alamamışım amına koyayım. Allah Allah. Hiç acı çekmemek mi? Zaman yolculuğu mu? Zaman yolculuğu. Zaman yolculuğu yani. Zaman yolculuğu. Zaman yol. Nereye giderdin zaman yolculuğu ilk? Aklı verdik sana şu an yetkiyi. Ya zaman yolculuğu nereye gidersin diye bir soru sorulur mu amına koyayım? Abi mesela geleceğe mi geçmişe mi? Her yere gidebiliyorsun oğlum. Niye onu seçesin ki? Nereye giderdin? Zaman yolculuğu yapsan Los Angeles. Hipnoz. Zaman yolculuğu ya. İleriye de giderdim, geriye de giderdim oğlum. İstediğim yere giderdim. Mafik. Barış ETV. Bir de Ayze Kerem var. Bu dörtlüyü ben bir araya toplayacağım bir gün. Ve yayın yapacağım. Arkadaşlar yazıyoruz. Acı çekmemek ne? Sağ 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 diyorsunuz. Bizim acı çekmemek yani hoş değil ki abicim. Hoş bir şey değil. Bir de acı çekmemek bir hastalık değil mi bir yerde ya? Öyle bir şey vardı ya acı çekmeyen insanlar. Doğru. Doğru. Evet. Evet, elin yanıyor ve yandığını anlamıyorsun mesela. Ölüyorum. Ve acı yanıyor çekiyor. Yani. Devam ediyor. Evet, pardon baba özür. Buraya gelmişiz. Dur doğru tamam. Bu sayfaya diyorsunuz. Tamam pardon. Öbüründe aynı mı fikirdik? Tamam. Evet. Fenerbahçeliyim sağ mı? Işınlan. Nasıl yani? Giresun beraber kaldık. Çık. Işınlan öyle bir şey mi? Hani onun için mi ışınlanmak anlamadım. Işınlanmak çok keyifli abi. Sikmiş filmi dizi. Yani. Işınlanmak çok iyi. Başka ışınlandın amına koyayım. Hayır onun için oğlum. Demiyorum mal. Mesela işte gideceğim mesela memlekete gideceğim. Gittim geldim. Bir gün gittim geldim. Valla mı 10 numara? Yolunda sefası filmin ayrı be. Filmin içine girmek sarmaz ki zaten amına koyayım. Filmi sikiyorsun. Evet ya. Aynen öyle ışınlanmak. Aynı sarar. Çok iyi ışınlanmak. Aha ikinci turdayız. Boyutlar A arası ya. Yolculuk mu? İnsan üstü güç mü? Ben A diyorum hocam. Ol ya sol. Bu çok derde soktu ya. Özge? Hı. Papayız mı yiyorsun kız? Tamam bitti sponsorluk bitti hadi kendine gel. Ne bereketli bir papayız düşünüyorum. Ben yememiştim ya acıktım. Nereden bildin bak? Mikrofonu da kapatmış ya. Zaman aldık ya boyut da alalım. Zaman aldık ya boyut da alalım. Zamanı aldık ya boyut da alalım. Hayır bir tanesi bizim olacak. Ya? En sona kalan. Evet yani biri bizim olacak. Sen ne anlatıyorsun oğlum? Aynı şeyi üst üste okuyunca bir de çözebileceğini düşündük hemen. Ya bu nasıl vizyon amına koyayım? İnsan uzaya gittim geldim falan der. Memlekete gittim geldim ne? Ulan ışınlanmak alıp uzaya gidersem ölür gelirim amına koyayım. Nasıl geleceğim? Gelemem hatta. Gelemem. Nefessiz ölürüm orada basın şey. Memleket seçimi. Oy vermeye gitsen üşeniyorsun. Oy vermeye gittin. Valla benzin parasından ışınlanmak. CHP bana 750 lira ver. Sence sen gitsen arabayla 750 lira ama benzin parası. CHP ne ya? Sen kime oy vereceksin bakayım? Boyutlar arası yolculuk diyorum ya. Sikim gücü ya. Hiç ben ne yapayım abi? İnsan hiç... Ne yapayım güç alıp ne yapayım ya? Dwayne Johnson gibi gezeceğim amına koyayım. Çok para kazanırım ama. Fena para kazanırım ama boyutlar arası daha güzel. Büyü yeteneği mi zaman yolculuğu mu? Şimdi büyü yeteneğinin içerisinde zaman yolculuğu da yok mu arkadaşlar? Yok. Yok. Niye büyü? Kendime zaman büyüsü yaparım. Niye malefiz gitmiyordu zamanda geriye? Doktor malefiz dememiş ki. Büyü görseldeki gibi. Oğlum görselde ne ama bunu mu yapıyorum sadece? İnsanlara bunu yapıyorum. Her yerden ışık çıkıyor. Ne yapacağım yani o? Ne bokuma yarayacak? Muska yazıyorsun. Abi yok bizlik kişiler değil. Zaman diyorum ya. Orada zaman... o şeyi para. Hasar alsan bile yaralanmamak, ateşi kontrol etme. İkisi de sik gibi. Hasar alsan yaralanma, fotoğraf, gife bak. Ali bu sana benziyor lan. Çocuğun amına koyayım. Şiddet ama bu. Yani sol diyelim de sağ zaten beni çok
sarmadı, anladın mı hani? Sol diyelim gitsin mantığında. Elenir yani. Oo, görünmezlik mi, telekinezi mi? Hocam bak. Telekinezi ya. Görünmez oldu mu abicim? Telekinezi bence de. Ama ne kadar ne? Güçlü bir telekinezi? Gücü, ya, gücü belirtilmemiş ya. Görünmezliği de o zaman şey mi? Sadece sağ kolun görünür. 10 kilo. Ya ne diyorsun? Makam siktir git. Harbi vallahi ben diyecektim. İstiyorum hocam, kendimi jiletleyeceğim amına koyayım. Oh! Susadım Kemal abi. Su nasıl gibi aziz ol Halim. Amin. Su içelim arkadaşlar. Su içmeye aksatmayalım. Su içelim. Darth Vader kadar güçlü. Telekinez diyorum ya. Görünmezlik de. Ya kimse... Ninem bana hep su getirince öyle diyordu Kemal. Yaşlanmışsın sen. Ne oldu ya? Nasıl yaşlanmışım ya? Su anneanne gibi aziz anneanne ol dedim diye yaşlı mı oldum şimdi? Boomer diyorsun yani. Boomer mı oldum şimdi? Bu yüzden sırf. Hiç yakıştıramadım teyzeme. Telekinesi. Hiç yaşlanmamak mı hayvanlarla? Oğlum hayvanlarla konuşabilmek çok iyi ya. Ben bir de hayvanları severim yani, onları anlamak isterim ya. Ama mesela çok üzülürüz oğlum. Hayvanlarla konuşulabilen biri olsa, konuşabilen biri olsa. Mesela keçiyle konuşuyorsun kesilmeden önce. Tavukla falan. Niye kesilmeden önce ya? Hani diyor kesme. Kesme. Böyle yapıyor. Kesme. Nasıl keseceksin abi? Herkese anlatacağım bir de millete. Peki ya eşek eşekle konuşuyorsun. Benim de üstüme diyor. Çok büyük indiriyorsun. Deveyle konuşuyorsun mesela. Yalancı eşek dinleme şeyi. Yalancı eşek. Dinleme onu. Benim psikolojimin bozuldu. Soldaki Özgür Demirtaş'a mı benziyor? Dur sütten. Hayır abi, şimdi ne alaka? Psikolojim bozulmuş. Yok ya, ben hayvanlarla konuşabilmek diyorum ya. Daha güzel. Uçmak. Oğlum uçmak yani... çok iyi ya. Abi mesela kaç kilometre hızla? Kanka şunlara bir sınırı koyma ya. Yani benim zihnim ve beynim hani ona fiziksel olarak da izin veriyor mu? Şimdi bu işin basıncı var, G kuvveti var falan ya. Mesela bir veriyor. Uçarım bayılırım, düşerim amına koyayım hani. Veriyor izin veriyor. Ne kadar uçtuğum tamam, veriyorsa uçmak diyorum hocam. Böyle sessizini geçebiliyorsun. O siktir öyleli. Ha. Kesin ama o yani böyle ya. Şey gibi değil. Mesela flash kadar hızlı değilsin ama yani. G noktama bağlı demedim. G noktama bağlı. G kuvveti dedim. G noktam demedim. Bu arada ses hızı yavaş abi. Sen çok yükseldin bir anda. Niye? Kaç oğlum ses? Yani 1200 km saat mi ne? Ya 1200 sen nerede uçtun da 1200'de amına koyayım içinde yavaşlıyorsun ya. Uçaklar zaten 700-800'de falan uçuyor. E tamam 1200 çok iyi oğlum. Yani. Ben beğenmedim süper güç olarak. Süper güç değil yani. Muhtemelen 10 yıla 1200'de çıkan uçak ya da çıkan. Ya bir savaş uçağıyla yan yana uçabilirsin. Ha, çok iyi. En fazla o kadar. Çok iyi. Ben gayet okay. İyi bence de. Bakalım sen niye yükselmedin? Sanki her gün sessizliğiyle uçuyorsun amına koyayım. Evet abi, oğlum ben bunu anlamadım. Hani sanki bana burada şekil yapıyorlar bir de. Savaş uçağı sana saplar, anladın mı? Bir köprüde BMW'ye denk ya. Gelmek gibi. Oğlum savaş uçağının içinde insan var. Adam mı uçuyor? Ve uçak uçuyor amına koyayım. Savaş uçağının üstünde mesela oturabiliyor ki uçarken. Böyle bir güç. Oğlum bak şunu düşün Macao. Böyle boğazda oturuyorsun. Bir akşam yemeği. Hafiften böyle güneş batıyor. Sevgilin geldi karşında. Yemeğinizi yediniz böyle hafiften. Hesabı ödedim. Şöyle kucağından böyle şöyle belinden tuttun, yavaş yavaş yükseliyorsun yukarı doğru. Abicim ben bunu Erşen Kuner'de izledim. Ya senin amana koyayım ben. Sen de ne romantizm. Sen nasıl sevgili yapıyorsun ben anlayabilmiş değilim ya. Allah. Peki Allah. Bir şey diyeceğim Kemal. Şimdi sessizliğinden hızlı uçtuğunu varsayalım. Tamam. Ben de senin önünde uçuyorum, tamam mı? Arka arka uçuyoruz. Tamam. Sen arkadan bana seslendin. Tamam. Ama ikimiz de ses hızından daha hızlıyız. Senin sesin bana gelmiyor mu?
Abi o yani... da yer değiştirme yasası. Ben onu anlatayım. Ben bunu da izledim. İkiniz de aynı anda yer değiştirdiğiniz için aynı hızda giderseniz sesinizi duyarsınız ama dışarıdan biri duyamaz. Yani şöyle bir şey olur zaten Ali'cim. O hani onu yine duyamayız çünkü kulaklarımız sürekli yapıyor olacak ya havadan dolayı. Anladın mı? Yani kafanı böyle bir şey, arabadan çıkardığında bile amına koyayım yüze giderken böyle her tarafına oynuyor falan ya. Ondan dolayı bir kask sistemi yaparız zaten. İçeride Bluetooth kulak bir şey falan olur yani. Hani onu yemeyiz yani. Yoksa yüz felci geçiririz oğlum zaten. Bence. Bir de nasıl nefes alacaksın o da var yani. Abi sen ama ikimiz de uçabilsek eminim ben senden iyi uçardım Ali. Ben geri geri falan da uçardım. Ben böyle sırt üstü uçardım amına koyayım. Şu benden hiç yapmadığım bir şeyi benden iyi yapabileceğini düşündüren ne sana? Daha çok çalışırdım. Uçmaya mı? Uçmaya. Mesela sırt üstü, yan, bilmem ne falan. Sonra sen bunu yapabiliyor musun lan diye seninle yarışırdım, anladın mı? Ama sen uçtan daha büyük. Ali daha rahat yapar her şeyi. İşte bak sen burada hatalısın bilim bilmediğin için amına koyayım. Şimdi sana bir soru. Bir fil var havada. Bir de bir tane küçük bir sopa attın amına koyayım. Hangisi ilk yere düşer kayısı? Bir kilo pamuk mu, bir kilo demir mi? Heh. Momentum biliyor musun? Yok. Nerede amına koyayım? Hocam anlatır mısın? Ya burada ben laf bilmiyorum. Edecek ya bana. Ondan dolayı öyle ediyor, laf ediyor, anladın mı? Işınlanmak mı? İstediğin hayat simülasyonu. Kesinlikle ışınlanmak. %100 ışınlanmak diyorum ben. Net, aynen öyle. Ben sağ taraf diyorum. Ama abi şöyle bir şey var ışınlanmada. Mesela RF en son yeteneksizsiniz de ışınlandı. Bir daha görmedik adamı. Ankara ışınlandı. Ödülü de alamadı amına koyayım. Öyle bir kötü tarafı. Nereye ışınlandı daha bulunamadı mesela. Yürüyor. Belki bir yerden yürüyor adam. Yok oğlum öyle bir şey değil o. Koordinatı biliyorsun kafanda. Koordinatlar. Ben isklerini söyledim. Bir şey canım. Öyle bir film de vardı Kemal. Jumper diye bir film var, izledin mi? Sikeceğim seni de. He Ali, her şeyi izledin Ali ya. Of. Vallahi öyle. Filmlerden çocuk, hoşlanır mısın dediğinde erkekler amına koyayım. Hayır. Çocuk küçükken kendini buzun hani denizin üstü buz tutar ya. Evet. Buzun altına ışınlıyor yanlışlıkla. Aha izledim. E ne oluyor? Ölecek az kalsın. Meğersem o Kaptan Amerika mıymış amına koyayım. Yok ya. Buzullar açıldı mı geliyor böyle süper kahraman. Kendini yanlışlıkla denizin altına ışınladın. Hı. Öleceksin. Mal mısın oğlum? Hemen Allah'ım lütfen bak. Yukarı ışın. Sen nasıl ışınlanıyorsun ki bir de? Nasıl? Bir hani elhamdülillah Müslümanız ya bir yerde. Bu hani bir güç bir yerde. Hani işin içine mesela dahil ediyor musun diye düşündüm bir an. Yapma. Yoksa kafada düşünüyorsun oluyor falan mı? Hani Bismillah deyip mi yola çıkıyorsun Ali'cim, öyle söyleyeyim. Ya da tam yani, ışınlanacaksın annenden arkandan su döküyorsun mesela. Sağ ayakla ışınlan falan. Bilemezsin. Bilemezsin ya. Sen arkadaşlar bak anlamadım. Filmler 30 yıllık filmler. İzlemediyseniz benim sikimde değil. Gidin biraz film izleyin. Ben sizi 20 sene daha beklemem. Abi. İzlemeyeceğiz. Ya ben ne konuşacağım? İzlemeyeceğiz. Konuşma ama izlemeyeceğiz. 98 yapma filmden bahsediyorum. Adam diyor ki spoiler verme. 2023'teyiz amına koyayım. Adam 2002'li çünkü amına kodumun oğlu. Adamdan 3 yıl önce çıkmış filmden bahsediyorum burada. Yani 2002'lilere ne laf atıyorsun abi durduk yere? Laf atmıyorum oğlum. Adam bilememiş olabilir yani. Hayır abi ben izledim. Ali abi haklı. He okey. Sen 2002'li misin? Evet. Enes'im sen nasıl 2002'li oldun da şimdi markalarla falan görüşüyorsun? Senin var ya. Allah'ım ya Rabbim şey büyüdü, hepsi ben büyüdü ya. Ben geçen bunun hesabını yaptım. Ben 13 yaşındayken seni izliyormuşum. Nasıl ben büyüdüm amına koyayım? Harbiden oğlum bu nasıl bir şey ya bu? Benim psikolojim nasıl sağlam kaldı? Ben daha onu merak ediyorum. Sağlam olduğunu mu düşünüyorsunuz siz Enes'in psikolojisini? Arkada şu an ne dinliyorum amına koyayım? Şuna bak. Ne dinliyorsun lan? Çok merak. Enes Enes vay değil mi? Niçin sorguluyor? Sınırsız para mı, zamanı durdurmak mı? Zamanla durmak uygun yaparım ama. Abi para bence bilmiyorum ya. Sağdakine dene farklılık olsun abi. Zamanı durdurup soygun yaparım abi dedi. Allah'ım şey vizyona misyon. Oğlum zamanı durdursam zaten milyardersin. Zaten milyarder ilan ederler. Sonunda sınırsız para var. Evet niye bir de hırsızlık yapıyorsun şunu alıp yani. Ama kimse bilmiyor ki. Şöyle bir mantık var. Şöyle bir mantık var. Sınırsız para normalde dünyada da var zaten. Ama enflasyon denen böyle bir şey var. Borsa. Sınırsız paranın onun değeri kaybolacak zaten bir süre sonra. Bunu düşünmedik daha iyi.
Bir de sınırsız parayı, mesela sınırsız parayı seçeriz amına koyayım. Yarın bir gün böyle elektronik sistem, Bitcoin falan bilmem neye döner dünya. Biz evet, istediğimiz kadar paramız olsun, neye yarayacak bir yerden sonra gibisine. Bilmiyorum, sadece fikir abi, ben kafanızı karıştırmak için değil de. Tam o anda zamanı durdurdun, sorun çözüldü mesela. Mesela bir de bulunduğun ülkenin para birimine göre ise sınırsız param var. Ama hani sürekli uğraşacağım böyle cebin... Şey gibi mi? Şalvar Bank diye bir Türk filmi vardı eskiden, hatırlar mısın? Ali 86. Verme verme kanka, sakın bahsetme. Laf söyle ha. Sikim. Bunu hatırlayan var mı? Kanka sakın sakın anlatma. Anabacı söyleyecek. Aynen oğlum. Çetin hepsi hatırlıyor şu an. Oğlum baktım da harbiden 86. Bu nereden aklıma geldi oğlum? Hani bunun da filmi var, sınırsız para, Şalvar Bank bak. Rasit. Rasit. Öyle açım ki şöyle bir şiş köfte olsaydı diye. Ulan Allah'ından kork ve daha dün yemek yedin ya. Yemesine yedim de hep aklıma şiş köfte gelir. Üzerine de şöyle bolca bir soğan, bir de domates. Yanında da buz gibi ayran. Allah'ın mülküne bak be. Şimdi de sen hayal kurusun. Hayal bile olsa son günlerde aklıma hep şiş köfte gelir. Allah Allah. Benim açlığım neyse ne de. Ama lakin. Ama lakin ne? Ama lakin. Ulan lakin ne? Ama lakin. Ya ne dedin? Anladın mı sen he? Aa. Ulan bu ne de? Allah'ım yarabbim, sen bana bu günleri de göstersin. Vay 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 vay. Aman sen sakın kutlama, ona bir şey olmasın. Buradadır. Allah'ım sevsen şu an yerine ne üzüyorsun sen? Herkes olsun diyor 10 bin kişi. Ali abinin ayran içme sevdası buradan kalmış olabilir. Nasıl yani? Yok ben bak, kabağını kullanıyorum. Soğuk ayran falan içiyordu. Oğlum Ali sürekli insan, bak gerçekten buna şok oluyorum. Ben evde işte Red Bull içeni gördüm. Ne bileyim kola içeni gördüm. İşte su bilmem ne falan. Zevkler adam işte. Bilgisayara oturup ayran içiyor ya. Kanka ya. Sürekli ayran alıp geliyorum muhabbeti var yani. Geçen kapağı lazım dedi. Nasıl yani? Öyle dedi kendi. Devam. Sen sakın kıprama. Şimdi bak sen açsın, bu da açsın. Yani ikiniz de açsın. Leşi de kanı devam diye biliyor. Abi nereye bağlanacak? Gene de kanınızı dönüştürürsen hiç merak etme. İşte hikaye buradan başlıyor arkadaşlar. Çocuğu olacak. Para yok. Et köfteyi nereden alacak adam? Aga be İsmail abi, ananı sikeyim. Geliyor parka, geliyor. Çocukları görüyor. Üzülüyor. Ne yapacağız diyor. Benim çocuğum da böyle sağlıklı olabilecek mi? Falan filan. Evet amca. Şarkıya bak yalnız. Arkadaki şarkıya bak. Eskiden çok iyiydi be abi. Oğlum ülke şu zamanlar ne güzel gözüküyor lan Enes. Tam onu düşünüyordum ha. Başladı ya. Ben yaşlı mıyım? Yarrağıydı. Başladı evet. Başladı. Abi Beykoz sahile bakar mısın ya? Sarıyer galiba bu arada. Şu anki sahilden 3 kilometre içeride ama bakıyorum. Doldura doldura. Düşünüyor, düşünüyor arkadaşlar. Hop! Martı sıçıyor kafaya. Başka bir gün sıçacak yer olmadı mı İstanbul'dan bezin burlesin? Allah müstakbel versin sen. Bir biçim aşırıda kaldı ya. Şöyle yarabbim. Psikolojim bozuldu, Allah çarpsın. Ben ne zaman da kanım sıkışmış bu yerde. Allah'ım yarabbim, ben koca sıçtın içine para buldum işte ya. Şükürler olsun yarabbim. Gülü! Afiyet olsun, afiyet olsun yarasın. Ama bak gitti parayı aldı, gördün mü bak, hemen et kebap köfte alıp götürdü, eşine götürdü. Aynen ya, eskiden ya. Eskiler baba işte, eskiler. Bitcoin alsaydı şimdi 10 tane köfte alırdı ama işte yanlış yaptı.
Oğlum senin gerizekalı mısın? Çocuğu 86'da Bitcoin aldı. Hadi afiyet olsun, bir tane de burada kalmış, onu da ye. Yok sağ olasın Reşit'im. Bir tane bu da yarına kalsın. Yarına kalsın. Yalnız 20 liraya da duble kebap almış, onun farkında mısınız? Reşit bunu nereden buldun? Ne? Yoksa çaldın mı? Ya ne diyorsun sen? Böyle ben haram şey yemem ha, bilirsen. Ya tövbe de tövbe de böyle konuş. Biz harama el sürmüş müsün ne kadar? Helaldir. Helaldir, afiyet olsun. Hadi ye. Abla da yedi bir tane. Hani hiç paramız yok idi. Bunu nereden buldun? Yoksa çaldın mı? Ya ne diyorsun ya? Ne bileyim ben günüm. İşte bir elimizi cebimize mendil. Çıktı. Gene çıktı, Allah gene çıktı. Vallahi çıkıyor ya. Çık. Bir de ben çıkarayım ha. Çıkmıyor. Beni bizi de ya. Oğlum anladınız mı? Kuş sıçınca ona işte kaldı. Süper güç oldu. İşte okay, öyle bir yani şey. Işınlanmak buradan mıydı neydi? Sonra nereye geldik biz? İşte ya sonra bunun arkadaşlar belli, şimdi burada SMS'e takılanlar var. Eğer bu kadar eski film izleyemiyorum diyen varsa bunun sonra rework'ünü yaptılar. Şalvar davası o da. Biraz... Erik tamam bunu. Ne? Remake mi şey? Spin off. Bu sonra... Spin off'u. İşte köy ortamı falan filan. Makarasyon. Ulan ne oluyor? Ulan ne oluyor? Abi işte arkadaşlar bir de eskiden çok daha hani abi eskiler eskiler makaraydı be. Mesela doğallık vardı abi. Bir seçtin şunu duyacaksın abi. Sabah kalktın horoz ötüyor aynı zamanda da böyle bir ses. Hocam böyle sizi hayır tamam bekle. Zamanı durdurmaktan devam ediyorum. Sınırsız para beni sarmadı hocam. O kadar izledik gördük sarmadı. Beni sarmadı şahsen. Telekinezi net. Bir sonraki turdayız. Hasar alma çok ilgimi çekmiyor. Telekinezi dedik. Hayvanlarla konuşabilmek zaman. Mi zaman yolculuğu mu? Zaman abi, kanka yani. Boşaltma. Zaman ya. Olaydan sonra aynen zaman. Zaman ya. Arkadaşlar gideceğim dinozor göreceğim oğlum. Ha bir de az önce mesela tavuk horoz izledik. Düşünsene yanından geçiyorum böyle şey geliyor. Bir dakika bir dakika. Zaman yolculuğu eski. Zaman yolculuğu yapmak istesen eskiyi mi istersin geleceği mi? Maka bu soruyu sonra dalga geçiyor. Sen bu soruyu sordun eskiye... beni taşacak geçiler benimle ya. Eskiye daha çok giderim. Hayır maka sen dedin ki zaman yolculuğu sen nereye gidersin dedin. Yani, ne zaman böyle dinozor zamanına giderim. Bir şekli var. Oğlum mamut görmeye giderim. Galapagos görmeye giderim. Pastiktir. 2009'a gidip Bitcoin alıp geri gelirsin. Aklı Bitcoin'e ya. Mesela büyük bak para. Öyle şeyler de yapabilirsin bak. Zengin olmanın en kısa yolunu. Fena fena sarabilir. Ama hep döneme göre giyinmen lazım ya bir yerde. Bu mu problem? Sen büyük ihtimalle alırdın o özelliği tamam mı? Ondan sonra gider Big Bang'den öncesinde falan ışınlanırdın. Ölürdün amına koyayım. Yanlışlıkla değil mi hayalinde? Oğlum öyleyse çok kötü bak böyle hayalindeki. Direkt oluyorsa sorgusuz. Ben kesin düşünürüm anksiyeteden ya. İnşallah demem falan. Ya da yanlış 2 yıl öncesine gidiyor. Zaman dedim abi. Zamanı durdurmak mı ışınlanmak mı? Işınlanmak çok daha güzel geliyor bana. Işınlanmayı isterdim. Zamanı durdur. Işınlanmak. Kesin ışınlanmak. Benim için. Boyutlar arası yolculuk mu uçmak mı? Net bir şekilde uçmak. Uçmaya karşı benim zaafım var arkadaşlar. Özgürlük hissi veriyor değil mi? Zamanda özgürlük mü uçmak mı? $50 kaçtı? Anan. Sen ne oynuyorsun lan? İkram parasıyız. Abi yalnız değiliz abi. Dedem beni 2 gündür parmaklıyor ya. Arkadaşlar, siz istediğiniz zamanda yolculuğunuzu yapın. Size bak saygım sonsuz. Başımın üstüne. Aa buradasınız.
Ama ve lakin ben uçmayı seçiyorum birader. Tamam. Baş tacısınız, bir şey diyemem. Ama beni yargılamayın, ben uçmak diyorum yani. 10.000 feet'i geçemezsin, ekipmansız uçarsan sıkıntı yok. Ha, geçmezsen demiş. Ya ekipman da ayarlarız amına koyayım. Oğlum zaten uçsam her şey zaten sahip olurum ki. Dünyanın üzerindeki ilgisini düşünsenize. Abi şu o kadar ilgisi var, seni uçurturlar mı? O ne demek oğlum? Yani Amerika dış güçler. Asiktir, beni parangalara mı bağlarlar Enes'im? Sinirbus'un öyle bir bölümü vardı. Ne yapıyordu? Yaparlar seni. Kendi uçuyordu, sonra herkes uçmak istiyordu, o da herkesi uçuruyordu. Neden bu kadar sonra üzgün olan? Sonra çok yorulup sıkılıyordu. Sünger Baba üzüldük. Akşam akşam Özge öyle bir anlattığı evet. için. Zaman yolculuğu yaparsam da bunu keşfederlerse bir sürü şey yaparlar. Sünger Bob Kemal. Yakalayamazlar. Aynen, yakalayamazlar. Geçen seneye mi uçarım amına koyayım, nasıl yakalayamazlar? Ha, hayır. Ya, yakalandın mı? Kaça geçtin mesela? Kaçta yakalandın? Yani şöyle düşün, kameranın icadına baktın abi. Yıl kaç mesela? Kameranın icadı. He. 1825. 1825'ten önce takıl. 1825'ten sonrası için de biraz düşün, anladın mı? Hani arada bir git gel yap. Aynen. Bak ben... Doğru diyor. Kemal Gel Kemal. Daha dikkatli olun. Cep telefonu götürmezsin mesela 1800'ü, anladın mı? Bence sırıtır abi Kemal orada. Abi işte zamanın ama dengesini bozarsan mesela. Aslında hepimiz hatalarımızla varız ve hatalarımızla büyüyüp bir şeyler öğreniyoruz ya. Mesela zamanda yolculuğu bulursam geçmişte yaptığım hataların hepsini geri telafi edebilmek için hep geçmişe giderdim. Onu yapma. Yapma. Yapma abi. Ama zaten sevdiklerim için yaşıyorum. Ne için yaşıyorum ki? Sen doğru söyle. 2018'deki oyunu değiştirmeye mi çalışıyorsun? Ben öyle bir şey hissettim çünkü. 2003'e gidip. Vallahi bilemedim şimdi ya. Çok arada kaldım ya. Sakın yapmayın. Vermeyin. Kemal abi bunu oku, minigun alıp 1600 yılına giderdim. Hasan sen psikopat mısın? Minigun alıp ne yapacağım 1600 yılında? Mermi yok ki oğlum. Mermi. 100 tane hadi içindekini harcadın hadi, manyak mısın? Cebine sırtına da koydun 100 tane, 200. 200 tane Abi ama korkusu yeter. Abi bir şey diyeceğim. 100 mermi. He, 2 tane sıkacaksın. 200'ünü 4 milyon insana kullanacaksın değil mi? 3 milyon. 4 1600. Milyon. Kaç milyon insan vardı lan o zaman? 1600'de ne var ki? Niye 1600'e gidiyor? Ben onu düşündüm. Hani silah teknolojisi olmayan bir zamana anlamadı. Ha, random sanladı. 1600'de 7900 bin kişi varmış. Nerede? Nasıl 7900 kişi olabilir amına koyayım, 1600'e? 7900 olabilir 7900 bin dedim. Yani 7 milyon 900 bin. 7900 bin. Ya ben bunu gerçekten şey yapamadım. Karar veremedim ya. Galiba oğlum ben uçmak ama ya Enes kimse bana takmaz ya. Abi bir şey diyeceğim. Abi kimse takmıyormuş, öyle kaçarsın, düşünelim. Chat. Kaçarsın, heyecanı da olur, kaçarsın. Uçarak mı kaçarım? Aynen. Ha, bence daha safe olan zaman yolculuğu. Yani günümüzde... Abi ben uçmak ya. Günümüz şartlarını düşünüyorum. Ya okey. Yargılayamam. Telekinesi ışınlanmak. Abi bir attığım videoyu açsana. Ben bu testi yapacağım. Zaman yolculuğunu alacağım. Sen bu testi yapmadan önce gelip seni durduracağım. O gücün de olmayacak. İşte bozuksun. Bak şey uçmayı yok. Seçtim, bu yaşanacak. Ona göre. Bak yak bir tane. Ya şimdi buradan... Şişhaneye, oradan un kapanına, oradan Harbiye'ye yürü. Böyle iş mi olur ya? Bak ne diyeceğim, sen beni böyle bir havadan Harbiye'ye atıversene be. Atamam, işim var. Bizim de işimiz var. Ama eve ekmek getiriyoruz hacım, sıkıntı yok yani. Bana bak, vücuduna böyle elimi sokarım, kalbini çıkarırım senin. İyi de o değil ki. O değil ki, biz burada hakikati konuşuyoruz. Sen de ne şiddet yanlısı adammışsın ya. Abi ne oluyor? Yok bir şey, artistlik. Al şu çikolatı ver. Bakma öyle al. Haydi işte bozuksun. Abi bunlar gelmezdi başıma. Makao böyle de yapmazdı insanlar. Yapar mıydı ya? Daha kötüsü.
Harbi daha kötüsü. Işınlanmayı seçiyorum burada da. Telekinez ışınlanmak daha iyi oğlum. Orada saçın da bozulur uçmakta. Bir iniyorsun. Çok alat. Saçı bozulmuyor yani. Kanka uçsa manyak 1200 kilometreyle uçsun bakayım mı saçı bozuluyor mu? Saçı dökülür amına koyayım. Oğlum kafama kask takacağım diyorum kask. Allah Allah. Dinlemiyor ki beni ya. Kasktan kötü olur kafana yapışır. Sen büyük ihtimalle yanlışlıkla bir kuşa falan çarparsın da büyük linç yersin abi. Ben öyle bir mallık olabilir işte anladın mı? Öyle bir gerizekalıca bir olay yaşayabilirim bak. Ya o zaman uçmak ve ışınlanmak arasında her ne kadar kötü şey saymış olsak da, her ne kadar dünya ve insanlık buna karşı olsa da ben yine de hayallerimin peşinden koşup uçmayı seçiyorum abi. Amına koyayım şimdi bir uçsam burada şok olmaz mısınız bu laf üstüne? Böyle birden çıkıp gitseydim, uçarak gitseydim ne olurdu? Işınlanmak deseydin onun şakasını yapabilirdim mesela ama uçmak çok... Bunu da Face'deki dayılara paylaşayım bunu. Face'deki benim hesap. Orada herkes Face'e girmiş onu gördünüz mü? Lan en çok bunu seçmiş insanlar. İstediğin hayat simülasyonunu oluşturabilme ve içine girebilme. Oha insanlar hayatından memnun olmadığı için en çok bunu seçmişler. Bence seçimden dolayı abi. Çünkü şu anki hayattan memnun değiller. Çok normal. Bak diğeri de zaman yolu.